Takva demek haramlardan uzak durmak demektir. Vera da aynı şekilde, yani dünyadan biraz uzaklaşıp Allah'ın sevmediği işlerden uzaklaşmak demektir. Vera ve takva. Vera sahibi olabilmek için, takva sahibi olabilmek için haramlardan uzak durmak gerekir ve öncelikle farzları yapmak gerekir. Şimdi farzları yapmak derken sadece zekat, oruç, namaz böyle şeyleri anlamayın. Kul hakkına girmemek de bir farzdır. Gıybet etmemek de bir farzdır. Kalp kırmamak da bir farzdır. Dolayısıyla bizim hedefimizde evvela farz olanlar olmalıdır. Şimdi size bir misal vereyim. Mesela bir adamın birisine borcu var. Borcunu ödemiyor. Ne kadar borcu? Diyelim ki 10 lira borcu var. Bu adam milyonlarca lira sadaka verse ve ölüp gitse, bu milyonlarca sadaka o 10 lirayı karşılamaz. O kişi helal etmediği sürece. Çünkü onu ona ödemesi farzdır, diğeri nafiledir. Yine İmam Rabbani Hazretleri bu konuya çok değinir. Der ki, bir adam peygamber gibi amel etmiş olsa, peygamber gibi ameli olsa ama birisine bir kuruş borcu olsa onu ödemeden cennete girmesi mümkün değildir der. Bu kul hakkı meselesine, alacaklılar, borçluluk meselesine çok dikkat etmek lazım. Maalesef günümüzde ahde vefa kalmadı. Herkes borçlanıyor veya borç alıyor ve daha sonra da ödemiyor maalesef. Ödemiyor. Halbuki o adamın yapması gereken, o adam ümreye gitmeyecek. Borcu var birisine. Bu adam ümreye gitmeyecek. Efendim sadaka vermeyecek. Evvela borcunu ödeyecek. Eğer zamanı geldiyse tabii. Ama adam demiştir ki bir sene sonra öde demiştir. O arada elbette yapabilir. Ama zamanı geldiği halde bir adamın evvela yapması gereken şey nedir? Borcunu ödemek. Sebep? Çünkü o farzdır da ondan dolayı. Farzdır da ondan dolayı. Mesela bir adam sabah namazı kılmıyor, geceleyin sabaha kadar nafile namaz kılıyor. Ömrü boyunca geceleyin sabaha kadar nafile namaz kılsa, bir sabah namazını kılmasa hiçbir işe yaramaz. Çünkü öncelikle ne gerekir? Farzı eda etmek gerekir. Şimdi güncel bir soru, bu konumuzla alakalı. Hocam diyor, adamın bana borcu var. Ya bir şey satmışım veyahut da borç vermişim ama zamanında ödememiş. 3 sene geçtikten sonra veya 4 sene geçtikten sonra ödeme yapmak istiyor. Ama paranın değeri gitti, kıymeti bitti. Ne olacak bu durumda diye çok soruluyor. Siz de bu soruyu merak edersiniz tahmin ediyorum. Çok soruluyor yani bu mesele. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem matlul ganiyyi zulmun, imkanı olan bir adamın ödemesini geciktirmesi zulümdür buyuruyor. Ancak bir adam ödemesi var. Fakirliğinden, sıkıntısından dolayı ödeme yapamıyorsa buna musamahakar davranmak gerekir. Rabbimiz onunla alakalı da ve inkâne zû usratin fenevziratun ilâ meysera. Eğer ödeyecek o borçlu olan kişi zor durumdaysa ona biraz mühlet vermek gerekir. Devamında da ve en tasaddaqu hayrul lekum. Sizin sadaka olarak bağışlamanız daha güzeldir böyle gariban bir adama. Ama bakın burada o borçlu olan kişilerin de şunu yapması gerekir. Efendim benim sana bu parayı ödemem gerekiyor ama şu an durumum sıkıntılı, bana biraz zaman tanır mısın demesi gerekiyor. Yani telefonlara çıkmamak olmaz. Telefonları açmamak olmaz. Eğer gerçekten mazeretin varsa gidip bunu beyan edeceksin. O adam onu yapmak zorunda mıdır? Değildir ama yaparsa da çok ciddi sevap kazanır. Fakat bir adam imkanı olduğu halde var böyle huylu adamlar, huy edinmiş, ödemiyor zamanında. Böyle bir durumda zulmen ödeme yapmayan kişilerden o zarar temin edilebilir. Bu konuda İmam Ebu Yusuf'un da fetvası vardır. Efe tüfe dediğimiz şey, onun yarısı alınır, onun da yarısı alınır. Bu şekilde zarar tazmin edilebilir. Ama kim için? Zulmen imkanı olduğu halde ödemeyen kişi için. Ama adam garibansa bunu yapmamak lazım. Onu efendim idare etmek bize çok ciddi sevap kazandırır. Bunu da unutmamak gerekir. Hocamız anlatmıştı. Birisi diyor arsa satmış birisine. Misal olarak 10.000 liraya satmış. 5.000 lirasını ödemiş. Aradan 5 sene geçmiş. Gelmiş 5.000 lira daha veriyor. Ya adam demiş ki O 5.000 lira şu anda bir şey kalmadı ki artık. Bitti bunun işi demiş. Olmaz. Bu borçlu adam da güya çok Müslüman ya, faiz olur diye gidip hocaya şikayet ediyor bunu. Diyor ki efendim bak bu adam benden faiz istiyor diyor. Ya ben faiz istemiyorum. Ben malımın değerini istiyorum. Ben burada zarara uğradım ve sen bunu keyfi olarak ödemedin bana diyor. Hayır bu faizdir diyor. Madem öyle demiş, bu çok hoşuma gitti burası. Madem öyle demiş, sen bana 5.000 lira ödemiştin ya demiş. Bu 5.000 lirayı ben sana vereyim, arsayı ver bana. Olur böyle şey demiş adam. Arsa kaç para oldu? İşine gelmedi değil mi? Evet bu durumda İslam kimseye zulmetmez. Eğer adam keyfi olarak ödemiyorsa o efe tüfe dediğimiz şey baz alınarak zarar tazmin edilebilir. Bu meseleyi de izah etmiş olduk.